Serenay Sarıkaya henüz 15 yaşında şöhrete nasıl adım attı? İdolü kim? Neden psikolojik destek alıyor? Şimdi sırada Türkiye'nin en güzel kadınlarından Serenay Sarıkaya'nın tüm bilinmeyenleri geliyor ekranlarınıza. Henüz 15 yaşında şöhrete nasıl adım attı? 15 yaşımda ben bir yarışmaya katılmıştım. İlk rolü, ilk başrolü ve güzellik yarışması yılları. Serenay 18 yaşında ve 1.75 boyunda. İdolü kim? Neden psikolojik destek alıyor? Psikolojik destek zaten çok uzun süredir hayatımda var. En sevdiği yemek ne? En büyük fobisi ne? En büyük fobim? Tüm bilinmeyenleriyle Türkiye'nin en güzel sarışını Serenay Sarıkaya geliyor. Esmerlerin hüküm sürdüğü ekranların en başarılı sarışını o. Güzelliği, yeteneği, samimiyeti ve güler yüzüyle o Serenay Sarıkaya. You can be cool, you can be shy, say what you want, say what you like. Cause your body talks, your body talks. 1991'de Ankara'da doğan Serenay Sarıkaya, Antalya'da büyüdü. Güzel bir küçük kızken hayalleri vardı ve hayalleri için çok beklemedi. I don't know. 15 yaşındayken Avrupa'da bir güzellik yarışmasına katıldı. Daha küçücük bir genç kızdı ama hedefleri büyüktü. 15 yaşımda ben bir yarışmaya katılmıştım. Sonrasında işte Antalya'da yaşarken bir film çekiliyor dediler, oraya gittim vesaire. Çok erken başladı aslında macera. İlk filmi Şaşkın'da rol aldığında henüz çocuk yaştaydı. Benim de bir arkadaşım var, güzel resimler yapıyor. Adı Ömer. Şu mu? O. Evet, senle tanışıp resmini daha yakından yapmak istiyor. Benim mi? Hiç sanmam, şu anda kaçıyor. Plajda filminde Gürgen Öz ve Sarpa Pak'la birlikte rol aldı. Güzelliğini konuşturdu bu filmde genç oyuncu. Aslan, inanmıyorum. Sen kimsin ya? Anne ben. Ali? Evet, bakma hala ya, çok acayip şeyler yaşıyorum son günlerde. Ben de seni bulmaya çalışıyordum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben sana aşık oldum galiba ama ayrıntıları hep size anlatacağım gerçi ama. Parayı da buldum. Bilmiyorum senin için önemli mi ama. Benimle evlenir misin? Nasıl yani? Gittim işte anne baba gibi evlilik ya. Bir deneriz ya. Hadi gidelim gidelim. Oldu bu, gidelim gelsin. Şöhret basamaklarını hızla tırmanıyordu. Peri Masalı dizisinde bir periye hayat veriyordu. Kral ben de gelecek olduğunu düşünüyor. İyi ama Pamir'e çok tehlikeli bir cadı. Ya sana bir şey olursa? Korkma, ben kendime bakarım. İlk başrolü Limon Ağacı oldu. Henüz gencecikken bu dizide tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarın Üsküdar'a gidelim seninle. Orada acayip bir lokanta var. Ha, gidemem, orası şirkete çok uzak. Hem benim öğleyim, hem yalnızca bir saat. Botla gideriz. Sadece güzelliğiyle değil, yeteneğiyle de ön plana çıktı. Adanalı dizisinde bir Yunan kızını canlandırırken oyunculuğu da gelişim gösteriyordu. Çok acıyor mu? Yok kızım, Adanalı kız. Bir kavanoz yerim bundan, canım yanmaz ya. Onu demiyorum. Gözün acıyor mu? Ha yok. Biraz zonkluyor ama geçer, bir şey olmaz. Sana vurduğum için özür dilerim. 2010 yılında kariyerinde sürpriz bir adım attı. Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldı ve ikinci oldu. Türkiye'nin en başarılı ikincisi oldu. Birinci güzel unutulup giderken o zirveye çıktı. Serenay 18 yaşında ve 1.75 boyunda Ataşehir Adı Güzel Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümü öğrencisi olan Serenay profesyonel olarak oyunculuk yapıyor, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Lale Devri dizisiyle sürdürdü kariyerini. Behzat Ç. Ankara Yanıyor filmiyle sinemada da devam etti kariyeri. Melisa Tanıcın. Siz de Alman polis teşkilatından Ülke Hanım. Pek hoşmuşsunuz. Etrafta Rus ve Suriyeli ajanlar olduğu söyleniyor. Bilgi verildi mi? Türkiye'de
Birçok ilde sık yönetimi ilan edilecekmiş. Sonrası çok mühimmiş. Seninle niye konuşmadı? Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy'la başrolü üstlendi ve kariyerinin en önemli adımlarından birini attı. Bana bak şerefsiz pislik. Bir daha senin Yaman'ın yanında görürsem, nefes bile aldığını duyarsam Allah yarattı demem. Yeter be! Affedersiniz, hepinizden çok özür dilerim ama yani... yani hak etmişti. Sen kimsin ya? Benim evleneceğim kadın sen misin? Ne yapayım canım, Allah Allah. Madem öyle o zaman böyle yani. Benim de bunca yıllık terbiyemin raf ömrü bu kadarmış. Ve ilk başrol sinema filmi izledi bu yükselişi. Nejat İşler'le ikimizin yerine filminde rol aldı. Nejat'ın 3 sene sonra geri dönüş filmi. Benim ilk başrol filmim. Umur'un 18 sene sonra ikinci sinema filmi. Zerrin var, çok değerli bir insan. İşler Gökseven çok çok değerli insanlar. Hakikaten set çok çok güzeldi. Bence yani çok güzel anılar da kaldı bizim hayatımızda da. Sizin adınız neydi? Çiçek. Soyadınız? İnce. Aşk birinin eline dolu bir silah verip sizi vuracağı anı beklemekten farksızmış. Bıraktım edebiyat öğretmenim beni öldürsün. Tıpkı bu filmde söylediği Sezen Aksu şarkısı gibi... Az geçtim gözlerinden vazgeçtim sözlerinden bir ah de yeter. Söylediği her şarkıyla adından söz ettirdi. Şarkı söylemeyi kendine çok yakıştırıyordu. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen bir deli rüzgar gibi. Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş. Projede böyle bir müzikle ilgili bir şey oluyor ama ben de o kadar çok seviyorum ki. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil. Şarkıyla dansı eklediğinde Fi dizisinde başroldeydi. Bu projesi ona çok şey katmıştı. Kariyerine baktık kısaca. Sıra bilinmeyenlerinde. Erken yaşta şöhret yolculuğuna başlayan Serenay Sarıkaya psikolojik destek alıyor ve bunu bir ihtiyaç olarak görüyor. Psikolojik destek zaten çok uzun süredir hayatımda var. Onu devam ettiriyorum. Onun da sağlıklı bir insan da olsa yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun nasıl beden sağlığımızı korumak için spora gidiyoruz. Akıl sağlığımızı korumak için de ben bunun yapılması gerektiğini inanıyorum. Seviyorum da. Show TV'ye verdiği özel röportajlardan birinde... Hayatının filmini çekmeyi ve bu filmde kendisini Miray Daner'in oynamasını istediğini söylemişti. Miray'ı çok seviyorum biliyorsun. Miray Daner olabilirdi, isterdim. Zaten böyle birkaç bir şeyler yazıyorum çocukluğuma, gençliğime dair. Böyle bir takım anekdotlar. Çok sevdiği kadınlar var ama idolü tek kişi. Benim annem. Annem hakikaten bir kadın olarak da benim örnek aldığım, çok çok kıymetli bulduğum bir insan. Totem defteri tutuyor Serenay Sarıkaya. Çok istediği şeyleri bir deftere yazıyor ve olmasını sağlıyor. Bu totem defteri ne meşhur oldu arkadaş. Evet. Nedir o? Ya totem defteri benim aslında çocukluğumdan beri inandığım bir şey. Biraz yazmayı seven bir insan olduğum için böyle kendime küçük not defterleri tutardım. Yeri geldiği zaman çizimler, yeri geldiği zaman karalamalar, yeri geldiği zaman bazen bir şeyler yazmalar.
Sonra baktım ki aslında bir şeyleri yazılı halde görmek beni daha olumlu etkiliyor. Ne bileyim, bir evim olsun çok istemiştim, onu da yazmıştım. Çok şükür ki onu da gerçekleştirdim. Ve ufak ufak kendimi oralarda küçük mutluluklar yaratıyorum. Evet. Harika. Sabahları kalkar kalkmaz ilk yaptığı iş ballı su içmek. Bu onu enerjik kılıyor. Ballı su içerim. Uğur'u var. Ayağına bağladığı kırmızı ip onun uğur simgesi. Bana gerçekten uğur getirdiğine inandığım bir kırmızı ipim var. Ayak bileğimde. Her zaman duran. Kokoreç ve işkembe çorbasını çok seviyor. En sevmediği yemekse pırasa. Pırasa. Stili en sevilen oyuncuların başında geliyor. En sevdiği giyeceği kot pantolonları. Binlerce cinim olabilir. En büyük korkusunu yılanlar olarak dillendirse de... En büyük fobim galiba yılan falan. Kendi zihninde kaybolma korkusu yaşıyor Sarıkaya. En büyük hayali ise hayranı olduğu yönetmen Woody Allen'la film çekmek.